Çalar TV izleyicilerimiz, İhsan Günaydın hocamla her çarşamba yapmış olduğumuz Rahmet Esintileri programında sizlerle birlikteyiz. İhsan hocam aşağı yukarı 40 gün bir ay aradan sonra hacca gitti. Oradan bizlere dua etti. Zaman zaman yayınımıza katıldı. Zaman zaman da katılamadı. Teknik elektronik arızalardan dolayı programlarımızı devam ettik. Şu an işte bundan sonra inşallah bir dahaki Ramazan bayramına kadar bu programımızda her hafta birlikteyiz. Beraber olacağız inşallah. Sizlerle de birlikte. Sevgili hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. İhsan hocam ilahiyatçı. Değerli bir derneğimizin bizim yani başımız diyelim. Yani derneğimizin yönetim kurulu olarak bizim başımız, başkanımız öyle diyelim. Biz her ne kadar bürokrasiyi yürütüyor olsak da İhsan hocamın faaliyetleriyle çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yine Bekir Ergün hocam var. Bekir hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlahiyatçı bir hafız kardeşimiz Bekir hocam. Bekir hocamın da yine bizlere bilgi yönüyle, eğitim yönüyle ve çalışmalarımız dini bir çalışma olduğu için bu çalışmalarımız yönüyle birçok konularda, faaliyetlerde katkısı olan yönetim kurulu arkadaşımız. Bir de Hofli Mustafa kardeşimiz var. O şu an perdenin arkasında bu programın yürütülmesini sağlayan bir kardeşimiz. Her ne kadar ekranın ön yüzeyi varsa bir de ekranın arka yüzeyi var. Bir de burada Harun kardeşimiz var. O da koşturup duruyor. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz Harun kardeşimize. Bu programın en iyi şekilde sizlere ulaşması için o da elinden gelen çabayla, gayretle koşturuyor. Muhterem kardeşlerim, televizyonunu ilk defa açanlar, bizi ilk defa dinleyenler için şunu belirtmek istiyorum. İstanbul Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde bir külliye yapıyoruz. Bu külliyemizde 350 metrekare bir arsa üzerinde 250 metrekarelik olan bir camiyi biz şu an 99 depreminde de hasar görmüş bir camiyi 2000 metrekare bir alan oluşturduk. İnşallah buraya güzel bir cami, güzel bir külliye yapacağız. Bu araziyi nasıl oluşturduk? Bahçeli Evler gibi Kıbrıs Caddesi üzerinde bir ortamı nasıl yaptık? Caminin etrafındaki 5 katlı, 7 katlı binaları satın alıp veya takas yaparak başka yerden satın alıp oradaki kardeşlerim satın aldığımız yere aktarmak kaydıyla 7 katlı binaları aldık, yıktık ve camimize arsa tahsis ettik. Almış olduğumuz arsaları ne yaptık? Diyanet Vakfımıza hibe yöntemiyle vermiş olduk. İstanbul Müftülüğü, Bahçeli Evler Müftülüğü kanalıyla bizler dernek olarak, dernek faaliyeti olarak buraya hep birlikte bir külliyeyi yine belediyemizin, yine kaymakamımızın ve çok değerli, çok muhterem değerli izleyicilerimizin katkılarıyla bu külliyeyi yapmış olacağız. Bunun için sizlerden yardımlarınızı bekliyoruz. Az veya çok demeden imkanlar dahilinde banka hesap numaralarımıza yatırmış olduğunuz 50, 100 bin, 10 bin, 100 bin neyse ne yardım edebilirseniz elinizden geldiği kadar herhangi bir havale ücreti alınmıyor. Bu ekranlarda çalışmalarımızı gösteriyor yönetmenim şu an. Yine hesap numaralarımız bu ekranın alt köşesinden geçmektedir. Veya oradaki bizim telefon numaralarımıza ulaştığınızda hesap numaralarımızı alabiliyorsunuz. Ziraat Bankası, Kuveyt Türk Bankası ve PTT'nin bütün şubelerinden hiçbir kuruş havale ücreti alınmıyor. Yapmış olduğunuz 100 liranız, 50 liranız dahi camimizin direkt hesabına düşmüş oluyor. Tabii bu programları yaparken bazı kardeşlerimiz de var ki yani zannediyor ki yani bu programda para yağıyor. Öyle bir yağma yok. Yani yardım yapan kardeşlerimiz az çok imkanları dahilinde yapıyorlar. Herkes kendi yaptığı yardımı zaten biliyor. Çok teferruata gerek yok. Programımızı en güzel şekilde oluşması ve devamlılığını sürdürmemiz için
Bekir Hocam'ın okuyacağı Kur'an-ı Kerim'de devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. La أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق
كأنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على الموتى صدق الله العظيم الفاتحة. Evet, Allah razı olsun sevgili Bekir hocam. Buradan yetiştiren Hacı Bilal Ergün abinizin, hocamızın ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Evlatlara bu şekilde yetiştirdi mi, evlat ondan sonra 10 parmağında 10 marifet bizlere Kıyamet Suresini okumuş oldular. Allah razı olsun kendilerinden. Sevgili İhsan Hocam, siz Hac'dan geldiniz, Umre Hac buralara gittiniz, gezdiniz. O Beytullah'ı ziyaret ettiniz, Kabe'yi ziyaret ettiniz. Buradan bazen zaman zaman Harun'la şeyde kaldık. Acaba İhsan Hocam Mekke'de mi Medine'de mi? Oraların her tarafını gezdin. Bunları anlatacaksınız izleyicilerimize. Daha oradan onları anlattıktan sonra Bekir Hocam'ın okumuş olduğu bu Kıyamet Suresini de bizlere mealini anlatırsanız izleyicilerimize biz de dinlemiş oluruz inşallah. Evet, muhterem kardeşlerim. Yaklaşık 40 gün bir ayrılıktan sonra bizleri yeniden birbirlerimizle buluşturan kainat aleyhissalatu vesselam Muhammedül Emin'imize sonsuz salat ve selam olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salatu selam alemlerin yaratılmasına vesile olan Resulullah'a olsun. Allah ölülerimize rahmet eylesin. Allah hanelerimize nur ihsan eylesin. Allah çeşit çeşit sıkıntıları olan kardeşlerimin sıkıntılarını hallü asan eylesin. Allah evlatlarını asker dönüşü bekleyen annelere evlatlarına kavuşmayı nasip eylesin. Yüce Rabbim her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızın Kur'an, iman, İslam noktasında
aziz olmasını nasip ve müyesser eylesin. Kardeşler, Medine-i Münevvere'ye Resul-ü Zişan Muhammed Mustafa'ya vardık önce. Sizin selamlarınızı, tesbihlerinizi, zikirlerinizi, dualarınızı, duaların kabul mekanında kainatın Rabbi Allah'a arzu hal eyledik. Küba Mescidine, Kıbleteyn Mescidine vardık. Uhud'da şehitlerde sizlere dua eyledik. İnanıyorum sizler bize dua ediyorken biz de size o mübarek mekanlarda dua ediyorduk. Mekke'den selamlar, Kabe'den selamlar, Arafat'tan, Mina'dan, Muzdelife'den selamlar götürdük gerçekten. Çünkü biz sizin selamlarınızı oraya getirdik. Arafat insan seli, gözyaşları Arafat'ı ıslattı. İnanın Arafat'taki dualarımızı Rabbim kabule şayan eylesin. Allah Celle Celaluhu Arafat'ımızı günahlarımızın affına vesile olacak şekilde kabul eylesin. O mübarek yerleri anlatmak, kelimelerin yetmeyeceği hal, samimi söylüyorum. Neresini anlatasın ki? Bir bakıyorsun ki rengi, dili, lisanı ayrı ayrı ama öyle bir hal ki insanlar hep birbirini kardeş gibi görüyor. Çünkü kardeşliğin en güzel bir şekilde ihdas edildiği yer, bir sancak altında, bir bayrak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende tek can, insanlığı görürsün Beytullah'ta sen. Herkesin tek bir arzusu var. Rükn-i Yamani ile Hacerul Esved arasında dünyanın neresinden gelirse gelsin bütün Müslümanların yaptığı dua Rabbena atina fid dunya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabennar ve edhilnel cennete ma'al ibrar ya aziz ya kerim ya rahim ya settar ya ekrem ya mutakabbir ya aziz ya gaffar ya rabbel alemin. Rabbena ufir li ve li valideyye ve lil mu'minine ve lil mu'minat yevme yekumul hisab rahmetike ya erhamer rahimin diyor ümmeti Muhammed. Yedi bağın gülü aynı destede, diğer diğer ülkelerden gelenler aynı destede, 72 millet aynı listede, ümmeti Muhammed aynı listede. Kaç milyon amin der aynı bestede, tevhidle haşrolursun Arafat'ta sen. La ilahe illallah ile yoğrulursun Arafat'ta sen. Dünyanın bütün Müslümanlarının dileği Allahümme inneke afuvun kerimun halimun azimun tuhibbul affe fevfa anna. Ya Rabbi sen affı seversin, bizi affeyle. Sinelerde alev ne kül ne duman, dillerde bir soru cennet ne zaman, cehennem sondurur böylesi iman, aşk, iman, sevgi, muhabbet neymiş? Görürsün Arafat'ta sen. Kardeşlik, mahşer, mizan, sırat neymiş? Görürsün Arafat'ta sen. Okyanuslar aşmış gelmiş nicesi, dünyanın neresinden aşmış gelmiş nicesi, aç, susuz, uykusuz gecesi, gündüzü, her nefes dilinde Kur'an hecesi, her an dilinde tesbih zikir hecesi, sevdalılar görürsün Beytullah'ta sen. Tavaf ederken gözlerinden yaşlar akan nurlu insanlar görürsün Beytullah'ta sen. Safa ile Merve arası
İmanını zindeleştirmeye çalışanlar görürsün Arafat'ta sen. Rabbin, Allah'ın o davetli misafirleri. Kabe'ye gidenler Allah'ın davetli misafirleridir. Ravza'ya gidenler Resulullah'ın davetli misafirleridir. Allah hepinize nasip eylesin. Allah çokça gitmeyi nasip eylesin. Yüce Rabbim helalından bol rızık ihsan eylesin. Allah'ın yolunda harcamayı Allah nasip eylesin. Rabbin o davetli misafirleri. Bugün biri aradı bugün. Hocam dedi bana fitre ve zekat verdiler. Kızıma da verdiler, oğluma da verdiler. Ben bunları topladım hocam. Bu paralarla hacca gidebilir miyim dedi. Yanıyorum haccın aşkına. Şu güzelliğe bakın. Yemedi arttırdı. Düşünebiliyor musunuz? Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri. Dillerden düşmez lebbeyk sesleri. Hani o ne güzeldir. Lebbeyk Allahumma lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ven ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Allahu Ekber. Samimi söylüyorum. Mesela Cürane Ümresi'ne gidiyoruz. Dönerken anlatıyorum Cürane'nin önemini, ehemmiyetini. Ondan sonra diyorum ki hadi beraber lebbeyk şimdi. Şimdi lebbeyk zamanı. Geldim ya Rabbi demenin zamanı. İnsanlarda bir huşu, insanlarda bir aşk ve bir muhabbet. Lebbeyk Allahumma lebbeyk, lebbeyke la şerike, leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete, leke vel mulk, la şerike lek. Arşa çıkan yollar görürsün Beytullah'ta sen. Allah cümlenizi Beytullah'a nasip eylesin. Allah cümlenizi Arafat'ta buluşmayı nasip eylesin. Bütün peygamberlerin gittiği yerdir Arafat. Bütün peygamberlerin tavaf ettiği mekandır Kabe. Bütün peygamberlerin gidip geldiği güzergahtır Safa ile Merve. Bütün peygamberlerin namaz kıldığı yerdir Makam-ı İbrahim. Bütün peygamberlerin içtiği sudur Zemzem. Allah yerinden içmeyi nasip eylesin. Dünyada yerinden içmeyi Zemzem'i, ahirette yerinden ve elinden Habibullah'ın elinden Havz-ı Kevser'de içmeyi Allah nasip eylesin. Kardeşler, biz Allah rızası için, samimi söylüyorum, yeryüzünün nazargah-ı ilahisi olan Kabe'ye, Beytullah'a şube yapıyoruz. İstanbul Bahçeli Evler'de. Sizlerden Allah rızası için yardım istiyoruz. Allah rızası için. Gerçekten, yavrularımızı daha güzel yetiştirme adına, vatanına, bayrağına, imanına, kitabına, Kur'an'ına, İmanına sadık insanlar yetiştirme adına sizlerden yapacak olduğumuz külliyeye yardım istiyoruz. Gerçekten, samimi söylüyorum. Bugüne kadar yaptığınız yardımlarla 84 tane dairenin, işte sevgili yönetmenim gösteriyor, 84 tane dairenin bedelini ödeyerek oraları satın aldık. İşte makineleri görüyorsunuz, kırıyorlar. Oraları satın aldık, oraları Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ühdesinde. Çünkü bizim yaptığımız her türlü harcama devlet büyüklerimizin önüne arz-ı endam edilir. Bugüne kadar gönderdiğiniz her kuruş hesabın en ince ayrıntılarıyla, teferruatıyla dokümanlarını istediğiniz an size vermenin gönlü ve muhabbeti, rahatı ve huzuru içerisindeyiz. Buna inanın. Çünkü bizim denetlenilebilir bir derneğimiz var. Bağlı olduğumuz kaymakamımız, belediyemiz, amirlerimiz, ilçe müftülüğümüz, il müftülüğümüz var. Biz büyüklerimizin, devlet büyüklerimizin müsaadesiyle, izniyle, onlarla birlikte bir konsensus oluşumuyla hareket ediyoruz. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz. Vatan sevgisi imandandır. Biz vatanımızı seviyoruz. Biz bayrağımızı seviyoruz. Hele hele samimi söylüyorum, Allah için söylüyorum. Şu son olaylardan sonra
hani ben Ramazan'da da mübarek yerdeydim, Ramazan'dan sonra da gittim ama bu gidişimde Allah sizi inandırsın, Türkiye Cumhuriyeti'ne dünyanın birçok Müslüman devletlerinden gösterilen hüsnü teveccüh her türlü takdirin üzerindedir. Asansörde buluştum Surinamlı birileriyle. Asansörde buluştum Somalili, Singapurlu, Etiyopyalı birileriyle. Samimi söylüyorum. Ötede beride buluştuk. Sordum nerelisin? Etiyopya'dan, Mısır'dan, efendim Gana'dan, Guatemala'dan, Kuala Lumpur'dan bir sürü insanlar, Müslümanlar gelmişler. Ama söyledikleri şuydu, Allah sizi inandırsın. Türkiye, وَاِسُّ الْوُزَرَى Bizim reisimiz sizsiniz. Bize yol açacak olan ülke sizsiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmakta gurur duymaya başladım. Gerçekten her gittiğimiz yerde yüzümüzü ak ettiniz. Hele o 15 Temmuz gecesi canını seve seve feda edip yollara çıkan kardeşlerim, sizleri Allah Muhammedül Emin'e komşu eylesin. Sizler olmasaydınız bugün biz burada yoktuk. Allah sizi inandırsın. Bir sohbette, bir ilde sohbetteydim. Valisi, belediye başkanı, emniyet müdürü, kaymakamlar, ilçe kaymakamları, ilçe müftüleri falan vardı. Bir kısa sohbet verdiler bize. Orada şunu söyledim. Ey amirlerim, bugün eğer koltuklarınızda oturuyorsanız, kaymakamlarım, belediye başkanlarım, milletvekillerim, daire amirlerim, ilçe müftülerim, valilerim, eğer bugün koltuklarınızda oturuyorsanız, bakanlarım, başbakanım, eğer bugün koltuğunuzda oturuyorsanız, bunu bu vatanın asıl sahibi olan milletime borçlusunuz. İnsanlara borçlusunuz. Allah için söylüyorum. O gün gösterdiğiniz fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Var olun. Tarihin şanlı levhalarında altın harflerle yazılacak kahramanlıklar beyan ettiniz. Allah Muhammedül Emin'e sizi komşu eylesin. Şu an huzur ile, rahatlıkla sizlerle konuşabiliyorsak, sizlerle muhabbet edebiliyorsak, siz evlerinizde çoluk çocuğunuzla huzur içre bir hayat idame ediyorsanız, bunu bu milletin, bu devletin, bu ülkenin asıl sahibi olan sizlere borçluyuz. Sizler bizim baş tacımızsınız. Ben şurada sizler tarafından izlenemiyor olduğumu bileyim, konuşamam. Bir hatıramı anlatayım mı? Bir gün bir başka televizyon kanalında sohbet ederken telefonuma habire yazı geliyor. Hocam cereyanlar gitti, hocam cereyanlar gitti. Meğerse Türkiye'de o gün, o saatte hangi gün olduğunu anladınız. Bütün yerlerde cereyanlar kesildi. Biraz sonra reklam arası istedim yönetmenimden. Geldi, dedim ki ben daha konuşamam. Niye? Dinleyenim yok. Dedi ki hocam siz konuşun, bantı alalım. Sonra biz yayınlarız. Yok olmaz dedim. Ben o konsantreyi, ben o elektrik iletişimini alamadıktan sonra konuşamam. Siz karşımızda olduğunuz için bize tat, bize maneviyat, bize huzur, bize muhabbet, bize pozitif elektrik sunan sizsiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah sizi Muhammedül Emin'ime komşu eylesin. Allah her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımın uğruna canını seve seve feda eden ve feda etmeye hazır olanları Hazreti Hamza'ya komşu eylesin. Siz varsınız ki ezanımız var. Siz vardınız ki bayrağımız var. Siz varoluşunuzu haykırdınız ki vatanımız var. Allah bizi vatansız bırakmasın. Allah bizi imansız eylemesin. Vallahi benim kardeşlerim, Mekke'de, Kabe'de cemaatime sohbet ediyordum. Samimi söylüyorum, Kabe'nin bir katında, orta katta cemaatime sohbet ediyordum kafile başkanı olarak. Sordum, benim ülkeme Afganlılar geldi, sığındı, kabul ettik mi? Evet.
Suriyeliler geldi sığındı kabul ettik mi? Evet. Mısırlısı, Libyalısı, Urdunlusu, Faslısı, Tunuslusu, Cezayirlisi, Etiyopyalısı kim nereden geldiyse, Yunan geldi kabul ettik mi? Bulgar geldi kabul ettik mi? Arnavut geldi kabul ettik mi? Yugoslav geldi kabul ettik mi? Ettik. Doğru mu? Adeta bir mozaik, bir avizenin adeta yapı taşları olduk. Bağrımıza bastık, ekmeğimizi böldük ve verdik. Bize yakışan buydu. Çünkü biz Muhammediyiz. Çünkü biz Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret eden muhacirlere kucak açan ensarlarız. Bizim vatanımız onun için bereketle doludur. Peki dedim, bizim başımıza bir şey gelse, bayrağımızı indirseler, vatanımızı elimizden alsalar, bizim gidecek olduğumuz bir vatan var mı? Bizi alacak, kucaklayacak, bağrına basacak bir ülke var mı? Kabe'de sordum. Yok dediler hocam. O halde Allah bizi vatansız bırakmasın. Allah bizi hürriyetsiz eylemesin. Allah bizi bayraksız eylemesin. Allah mübarek mekanlara pasaportsuz gitmeyi nasip eylesin. Sevgili yönetmenim gösteriyor işte. Sevgili yönetmenim gösteriyor. Daha önce satın aldığımız yerleri gösteriyor. Satın almayı düşündüğümüz yerleri de gösteriyor. Sizlerden Allah rızası için yakında başlayacağız. Başlamalıyız. Çünkü söz verdik sizlere. Oraya büyük bir külliye dikeceğiz. Kur'an kursuyla, anaokuluyla. Bakın şu anda sevgili yönetmenim gösteriyor. İnsanlar dışarıda. Namaz kılacak yer yok. Ben inşallah yarın perşembe öbür gün cuma bu camide sohbet edeceğim. İstanbul Bahçeli Evler'de Cumhuriyet Mahallesi'nde. İnanın camiye cemaat sığmıyor. Dışarıda kılıyorlar. Ne olur şu kardeşlerimizin mağduriyetlerini giderme adına sizlerden Allah rızası için yardım bekliyoruz. Samimi söylüyorum. Hali vakti yerinde olan müteahhit kardeşlerim. Ne olur Allah için ya bir daire de Allah için alın. 20-30 tane dairesi olan ne olur alsan. Allahu Ekber. Gerçekten samimi söylüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah cümlenizi hakikate aşina eylesin. Allah'ın yoluna harcayan kullarından olmayı cümlenize nasip eylesin. Allah için sizlerden yardım istiyoruz. Gerçekten. Çoluk çocuğunuzun hayırlı olması için, evlatlarınızın sağlık sıhhat ile büyümesi için, Allah'ın rızasının yolunun yolcusu olması adına, işte az önce sevgili yönetmenim gösteriyordu. Yeşille boyalı olan, işte yönetmenim burasını bir iki dakika tutarsanız, yeşille boyalı olan yerleri sizin gönderdiğiniz yardımlarla satın aldık. Turuncuyla boyalı olan yerlerde, bir alacak olduğumuz bir iki tane yerimiz daha var. Eğer orayı da alırsak gördüğünüz gibi adayı komple boşaltmış oluyoruz. O adayı komple aldığımızda mimari açıdan, mühendislik açısından kardeşlerimize her tarafı alınmış olan adayı parsel olarak verdiğimizde daha güzel bir mimari bina bize çıkartacaklar ve o zaman biz oraya Allah'ın izniyle Anadolu'dan ülkemin çeşitli yerlerinden gelen gençlere kalabileceği güzel yerler istihdam edeceğiz inşallah. Camimizi büyüteceğiz inşallah. Kur'an kursumuzu yapacağız inşallah. Anaokulu 3-5 yaş grubu mini mini yavrularımıza Rabbin kimdir? Allah. Dinin nedir? İslam. Kitabın nedir? Kur'an. Peygamberin kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa'yı 5 yaşındayken öğreteceğiz. Tesettürü, Kur'an'ı, edebi, vatan sevgisini, millet sevgisini, bayrak sevgisini, ezan sevgisini mini mini bebeklere, mini mini yavrularımıza 5 yaşındayken beyinlerine koyacağız ki gelecekte vatan satanlardan olmasın. Gelecekte milletimin verdiği vergilerle alınan uçaklarla milletimi can evinden vuranlar gibi olmasın. Biz bu ülkede yad el değmesin diye mücadele ediyoruz. Kalan nefeslerimizi Allah
kendi yoluna harcayan kullarından olmayı bize nasip eylesin. Dem bu demdir, zaman bu zamandır, vakit bu vakittir. Yeryüzünde ne kadar delalet ehli insanlar varsa, çeşitli ülkelerde uygulamaya koyup başarılı olduğu senaryoları ülkemde de uygulamak istediler ama benim basiretli, imanlı, edepli, vatanına saygılı milletim sokağa çıktı, olmaz dedi, olmaz dedi. Biz alışmıştık bugüne kadar, darbeler ezanları susturuyordu, bu kez tam tersi oldu, ezanlar darbeleri susturdu. Biz bugüne kadar hep alışmıştık ezanlarımıza dil uzatanları, ama bu kez ezanlar ve selalar darbeleri susturdu. Ezanlar ve selalar bir başka okundu. Mahyalar bir başka yandı. Gönülleri alevledi. Alevlenen gönüller sokaklara, tankların, topların, uçakların önlerine dizildiler. Delalet ehilleri şaşırdı bile. Bedbahtlar kaçacak yer aradı kendilerine. Bizim bu vatandan başka gidecek vatanımız yok. Ey benim vatanımı bölmek isteyen, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle bölmek isteyen, vallahi bir gerçeği haykırayım mı? Kabe'de tavaf ederken dua ediyorum, arkadan cemaatim amin diyor. 300 kişi başlıyoruz, 1300 kişi bitiyor. Katılan katılana. En fazla amin şu iki duada çıkıyordu. Bir, Allah'ım buraya pasaportsuz gelmeyi nasip eyle. İki, Ya Rabbi bizi birbirine düşürmek isteyen, Kürdü, Lazı, Alevi, Çerkezi birbirine düşürmek isteyen, dahili ve harici bedbahlara Ya Rabbi, Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin ordusuna musallat ettiğin ebabilleri gönder Ya Rabbi dediğimde, amin sesleri gürülüyordu. Ey bizi bölmeye çalışan bahtsızlar, boşuna uğraşmayın, başaramayacaksınız. Vallahi bu umrede bize Diyarbakırlı, Mardinli, Urfalı, Bitlisli, Siirtli, Ağrılı, Karslı bir sürü cemaatimiz vardı. Hepsiyle kardeş gibiydik. Biz Kürt kardeşlerimizle etle kemik gibi, etle tırnak gibiyiz. Bizi birbirinden ayıramazsınız. Çünkü biz innemel müminune ihve. Müminler kardeştir noktasında birbirimize bağlıyız. Yardımlarınızı bekliyorum Allah rızası için. Telefonlarınızı bekliyoruz Allah rızası için. Bir aramız var, aradan sonra beraberiz. İstanbul Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde yapmış olduğumuz Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii Kur'an Kursu Külliyesi için sizlerden imkanlarınız dahilinde yardımlarınızı bekliyoruz. Az veya çok demeden yardımlarınızı ulaştırıyorsunuz. Bütün bu eserler, bu tür camiler, Kur'an kursları, külliyeler sizlerden gelen o sizlerin helal hayırlı kazançlarınızla yapılıyor. Muhterem kardeşlerim, bayram dolayısıyla sıla-i rahim yapalım dedik, memleketimize gittik. Bizim çok değerli, çok sevdiğimiz Aslan Turan kardeşimizin, yine
Yılmaz Turan, Hasan Turan sevgili milletvekilimizin değerli ablaları, Fatma Keleş, yine Hasan Keleş abimizin eşi, bir arı sokmasıyla vefat ediyor. Arı geliyor, sokuyor, vefat ediyor. Can çıktı. Onun da nasip oldu, cemaatinde bulunduk. Dualarla uğurladık. Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara sabırlar ihsan eylesin. Hiçbir şey götürmedi. Hiçbir şey götürmeden bizler gibi, sizler gibi o da hayatta sevilen, sayılan bir kardeşimiz. Çocukları için, eşi için çabalayan, komşuları için çabalayan, emek sarf eden bir kardeşimiz bir arı sokmasıyla birlikte Allah'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Geride bıraktıklarına sabırlar ihsan ediyoruz, diliyoruz inşallah. Şimdi bizler de bir arının iğnesi kadar değerimiz olmadığına göre bu eserlerde işte geriden gelen çocuklarımız, geriden gelen toplum için, Müslüman kardeşlerimiz için bu çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalarımıza sizlerin yardımlarınızı bekliyoruz. İmkanlarımız dahilinde gönderebilirsiniz. Az veya çok demeden. Bakın bankamız bize yardımcı oluyor, havale ücreti almıyor. PTT bize yardımcı oluyor, havale ücreti almıyor. Yani banka hesap numaralarımız o kadar kolay ki. Yıldıztepe Şubesi, Kuvvet Türk Bankası, Yıldıztepe Şubesi 34. 4 tane 34. Yani hiç yazmanıza bile gerek yok. Yalnız şunu bilmek lazım. Yıldıztepe Şubesi diye yazmak lazım. Çünkü başka şubelerde de bu numaralar olabiliyor. Özel bir numara verdiler bize. 34. Nedir? İstanbul'un 4 adet plakası. Ve Yıldıztepe Şubesi dediğinizde Kuvvet Türk Bankası'na sizin göndermiş olduğunuz yardımlarınız bizlerin cami hesabına gelmiş oluyor. Bunun için yardım yapmaktan korkmayalım. Yardım yapmaktan çekinmeyelim. Yardım bazen karşılaşıyoruz. Değerli bir abimiz bir miktar yardım yapıyor. Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul eylesin. Bunlar kolay olan eserler değil. Her yıl en az 2 milyon liraya yakın bir şey fiyat tutan, eder tutan binayı alıyoruz, yıkıyoruz. Camimizin etrafını açtık, genişlettik. Yine geçen bir ay olmadı, camimize binasını veren çok değerli bir abimiz, büyüğümüz, Mehmet Sercan abimiz, o da Allah'ın rahmetine kavuştu. Onun da nasip oldu, cenazesine gittik, iştirak ettik. Biz bu abimize de dua ettik. Bu ekranlarda ve bu camide dua yapıldığı sürece bu Mehmet abimiz bu hayırdan nasibini alacak. O karşı çıkanlar, bir de yardım yapanlara engel olmaya çalışanlar, bunlar ne alacak? Bunlar malumunuz. Bunların ne alacağı. Bunun için bizler istiyoruz. En zor şey para istemek. Ama Allah içinse, Kur'an içinse, iman içinse biz bunu istiyoruz. Az veya çok demeden yardım yapabilirsiniz. Yardımlarınızı bekliyoruz. Bekir Hocam'ın yine o güzel sesini her ne kadar önümüzde şu an bilgisayar olmasa da gelen telefonlardan Kur'an-ı Kerim dinlemek isteyen kardeşlerimiz için ve tüm ölmüşlerimiz, tüm şehitlerimiz için Bekir Hocam'ın okuyacağı Kur'an-ı Kerim'le devam edelim inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يرتد منكم عن دينه
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا اتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين
وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَةُ. Evet, Allah razı olsun değerli Bekir Hocam. Allah sesinize, sıhhatinize güç, kuvvet nasip eylesin. Huzur içerisinde yaşamayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Bizim Gazi Osman Paşa'da Nevriye annemiz var. Çok değerli Nevriye annemiz. Nevriye annemiz İhsan Hocam'ı çok görmek istiyor. İhsan Hocam en kısa zamanda gidiyoruz. Nevriye annemiz de şu an bizi izliyor. Buradan el sallıyorum Nevriye annemize. Allah'a emanet olun. Kenan ustamız ve Cevdet amcamız var. Bu kardeşlerimize de selam, sevgiler gönderiyoruz. Muhterem kardeşlerim, bizlere gerek makbuz mukabilinde camimize bizzat gelerek yardım yapan kardeşlerimiz var. Veya ATM'den yardım yapıp ismini yazmayan kardeşlerimiz var. Bunların ismini zikredemiyorum tabii ama yardım yapan kardeşlerimizi kısaca okuyalım. Uğur Şentürk, Halil Kurt, Döne Karabulut adına yardım yapan yakınları, akrabaları, merhum Döne Karabulut. Allah rahmet eylesin. Bu kardeşimiz, bu annemiz neyse, hayırlı evlat, hayırlı eş geride var ki, bunun adına, bu kardeşimizin adına yardım yapıyor. Yine bizden dua bekleyen birçok kardeşimiz için programımızın sonunda İhsan Hocam dua yapacak. İhsan Hocam'la Mekke'de, Medine'de telefonla iletişim kurup sizlerin bize gelen isteklerinizi, arzularınızı, beklediğiniz dualarınızı İhsan Hocam'a anında iletip İhsan Hocam o güzel mekanlardan, o güzel topraklardan sizlere ve bizlere dualar yaptı. Allah razı olsun sevgili İhsan Hocam. Cavit Ünal, Hadiye Durmuş, Sami Uslu, Hatice Aslan kardeşimiz de yine bizlere yardım yapan kardeşlerimiz. Değerli izleyicilerimiz, bizlere 0212 224 84 44 nolu telefondan canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. 0532 336 2780 nolu telefonumuzdan da 24 saat bizlere ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz konularda, dini sorularınızda İhsan Hocam, Bekir Hocam sizlere anında yardımcı olacaktır, cevap verecektir. Yine yardım yapıp da acaba ulaştı mı, ulaşamadı mı diyen kardeşlerimiz bu 0532 336 2780 nolu telefonu arayarak yapmış oldukları yardımın bizim banka hesaplarımıza geçip geçmediğini bizden öğrenebilirler. Allah yardımlarını da kabul eylesin. Evet, muhterem İhsan Hocam, az önce sohbetimiz yarım kaldı. Aynı kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Evet, başkanım, bu bizim İbrahim Çakır var. İbrahim abi, selam. Sultanbeyli'de. Selam gönderelim. Skoda otomobillerinin bayisi Sultanbeyli'de. Selam olsun. Biz diyor ki al başkanı gel diyor. Bir gün gidelim ona. Gidelim. Gidelim inşallah. Selam olsun benim yakışıklı kardeşime. Allah hanımınıza sağlık sıhhat, çocuklarınıza hayırlısıyla uzun ömür, size helalinden bol rızık ihsan eylesin. Cömert insanlar lazım bize. Allah cömertliğinin içeriğini bilerek hayır yapan kardeşlerime verdiklerinin karşılığında Kur'an'ın beyanıyla daha çok vermeyi Allah vaat ediyorsa اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَاتِ Allah vaatinden dönmez. Allah için verdiklerinize Allah kat kat versin inşallah. Allah için sizlerden, Allah rızası için yardımlarınızı bekliyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Biz İstanbul'da Bahçeli evlerde sizlerden gelen yardımların sayesinde bugüne kadar satın aldığımız dairelerin tapularını Diyanet İşleri Başkanlığı'na teslim eyledik.
Allah vatanımıza zeval vermesin. Allah bayrağımızı indirtmesin. Allah güzel vatanda bizi birbirine düşürmek isteyen nametlere fırsat vermesin. Allah Celle Celaluhu doğarken lütfedilen imanı ahirete kadar tertemiz bir şekilde taşımayı nasip eylesin. Yüzümüzün akıyla Allah'a hesap vermeyi Allah nasip eylesin. Mübarek yerleri anlatıyordum. Mekke'yi, Medine'yi, Ravza'yı, Arafat'ı. Arafat'ta bir göreceksiniz. Bütün insanlar kardeş. Allah sizi inandırsın. Dualar, gözyaşları. Sonra oradan Muzdelife'ye yürüyenler, Muzdelife'den Mina'ya, Allah sizi inandırsın. Samimi söylüyorum, ihtiyar, pirrifani, beli kambur, yürüyecek takatı yok. Ama onlara dedim ki, Arafat'ta çadırda, Muzdelife vakfesi çok önemlidir. Muzdelife'de affi umumi vardır. Haydi gelin Muzdelife'ye beraber gidelim dedim. Çünkü bazen hasta olanları Diyanet, buradan Diyanet'e teşekkür ediyoruz. Hakikaten her türlü hizmeti sonsuza kadar sundular. Sadece Türklere, Türkiyelilere değil, bütün ümmeti Muhammed'e. O iki büklüm olan dedeler ve neneler, şekeri olan, kolesterolü olan, tansiyonu olan babaanneler bizimle beraber öyle güzel yürüdüler ki 6 kilometrelik yolu 7 saatte ancak yürüdük. Bildiğiniz gibi değil, adım atamıyorsunuz. Muzdelife'den Mina'yı kastediyorum. Yaya yürüyorsunuz, yaya. Kafileler birbirlerine geçmiş. Tam anlamıyla mahşeri bir kalabalık. Yürüyemiyorsun, gidemiyorsun. Ama o insanlar 6 saat yaya yol yürüdüler. Bu imandır. Bu imandır ülkeler fetheyleyen o kuvvet. Vallahi esir olmaz Rabbim bir diyen millet. Öyle ki kimi bahardadır görmemiş yazı. Kiminin geçiyor Mevla'ya nazı. Kılınır Kabe'de veda namazı. İmrenir el açarsın Beytullah'ta sen. Allah'a, Allah'a. Gönülden samimiyetle, sadakatla el açarsın o mübarek mekanlarda sen. Bir zerre gözü yok dünya aşında, bir zerre gözü yok dünya aşında. Ahır rızkını arar harman başında. Arafat'ta bir ekmek vermişler, onu da bölüşür verir kardeşine. Rabbinin rızasını arar, Rabbinin rızasını arar Kabe taşında. Gören gözler görürsün Beytullah'ta sen. Ağlayan gözler görürsün Beytullah'ta sen. Hacerul Esved'e dokunan, Multezem'de ağlayan, Makamu İbrahim'de secdede varan, nurlu insanlar görürsün Beytullah'ta sen. Hicri İsmail duvarına yaslanan, Rükn-i Yamani'de yüzlerini süren, Hacerul Esved'e gözyaşı döken, Safa ile Merve'de iman, ihlas, ibadetle koşan insanlar görürsün Beytullah'ta sen. Hacı olduğunu, artık hacı olduğunu, kurban kesilip, taşlar atılıp, Arafat vakfesi yapılıp, ziyaret tavafı yapıldıktan sonra hacı olduğunu öğrenenlerin birbirine sarılmalarını görmeliydiniz. Size, hepinize yapılan duaları görmeliydiniz. Kiminin kalmamış derman bacakta, kimi 95-98 yaşında, Nur Dağı'na tırmanan 98 yaşında adam gördüm. Hadi Nur Dağı tamam, Sevir Dağı'na tırmanan 85 yaşında nine vardı. Kimin de kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta. Erimiş kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta. Pervaneler görürsün. Mekke'de, Medine'de, Beytullah'ta sen. Dönerken gözyaşıyla ağlayan birini gördüm. Niye ağlıyorsun diye sordum. Hocam Rabbıma çok yalvardım. Burada al canımı diye.
Demek ki imanım, ihlasım, takvam, teslimiyetim tam değil ki almadı canımı. Dedim ona ki merak etme, git memlekete birkaç defa daha gelirsin, belki daha sonra alır Allah seni burada. Üçlü sevinmeyinden. O kambur sırtında eski torbası, kambur bir sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet hurbası. Hele bir de kıyamda var ki durması, göz göz olur, göz yaşı dökersin Beytullah'ta sen. Öyle namaz kılar, Rabbi ile arasında naz makamında varır kullar. İhlas, takva ile gözden akıtılır yaşlar, namütenahi güzellikle içilir zemzemler. Beytullah'ta namütenahi güzellikler görürsün sen. Bin rütbeyi bin bir adımda atlayan, bin rütbeyi 999 bin rütbeyi tek adımda atlayan, bir secdeyi yüz binlere katlayan, bir secdeyi yüz binlere katlayan, bu karını meleklerle kutlayan, nice müminler görürsün Beytullah'ta sen. Namazı kılmak için Kabe'ye koşanlar, iki büklüm olup birbiriyle yarışanlar, zemzem, multezeme koşup varanlar, rütbeleri biner biner atlayanlar görürsün Beytullah'ta sen. Hacerul Esved'e ismi yazdıran, ihlas ve samimiyetle uzaktan da olsa Bismillahi Allahu Ekber diye Hacerul Esved'e selam verenler, dünyanın en çok çözünürlüğü olan megapikselli kamerası Hacerul Esved'dir. Dünyanın bütün kameralarını toplayın, görüş alanı bellidir. Ama Hacerul Esved dünyada bütün kameraların, dünyada bütün videoların, dünyada bütün çekim aletlerinin üzerindeki namütenahi megapikselle kendisini selamlayanı kayda alır Hacerul Esved. Hacerul Esved'e selam ismi yazdıran, iman pençesinde nefsi ezdiren, yücelen ruhuyla arşa gezinen, şeytani duygulardan arınıp meleki duygularla melekleşen, ne veliler görürsün Arafat'ta sen, ne Allah dostları görürsün Beytullah'ta sen. Hacerul Esved'e istilam ederken ağlayan, Kabe'de veda ederken gözyaşları sele dönen insanlar görürsün Beytullah'ta sen. Unutmuş dünyada vefa derdini. Allah sizi inandırsın. Kabe'deyken günleri unuttuk ya. Bugün salı mı, çarşamba mı, perşembe mi unutuyorsun. Aklın, işin, gücün habire ibadet. O ne güzel, o ne güzel üzlet ve muhabbet. Unutmuş, unutmuş dünyanın vefa derdini. Yıkmış kalbindeki riya bendini. Riya yok, gösteriş yok, elbise yok, iki parça bez, ihram, alt ve üst, takke yok, iç çamaşırı yok, çorap yok, hiçbir şey yok. Yıkmış riya bendini. Öyle teslim olmuş ki Hakk'a kendini, öyle teslim etmiş ki Hakk'a kendini, canda canan görürsün Beytullah'ta sen. Canda canan görürsün haremde, Beytullah'ta, Ravza'da sen. Kardeşliğin özünü görürsün. İftar sofrasına oturursun, hiçbir şey yoktur önüne. Biraz sonra ekmekler, biraz sonra zemzemler, biraz sonra hurmalar geliverir önüne. Kardeşliğin özünü görürsün Medine'de sen, kardeşliğin güzelliğini görürsün Resul-ü Ekrem'de komşu olduğun an sen. Bir sevda seli Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede, nice peygamber nice zirvede, durup bakar görürsün Beytullah'ta sen.
İsmail aleyhisselamın izini görürsün Beytullah'ta sen. İbrahim aleyhisselamın izini görürsün Mina'da sen. Muhammed Mustafa'nın izini görürsün Müzdelife'de sen. Hazreti Adem'in izini görürsün Arafat'ta sen. Allahu Ekber. İbrahim makamı sultan sofrası. Sunulur herkese bir Kevser tası. Bir cennet şöleni perde arkası. Ne sahneler görürsün Beytullah'ta sen. Ne sahneler görürsün Beytullah'ta sen. Melekler, melekler. Bir gün Hazreti Cebrail Resulullah'a gelir. Üstü başı tozludur. Allah Resulü sorar. Kardeş, ne bu hal? Hazreti Cebrail, ya Resulallah, makamu İbrahim ile Hacerul Esved arasında 70 bin melek müminlerin yaptığı dualara amin demek için bekliyordu. Aralarından geçerken tozlandım ya Muhammed Mustafa. Ya şimdiki gibi mermer değildi o zamanlar. Toz toprak. Namus-ı Ekber Cebrail aleyhisselam. Melekler, vallahi bütün melekler Kabe'yi tavaf ederler. Vallahi bütün peygamberler Kabe'yi tavaf etmişler. Bütün peygamberler, bütün peygamberler. Ya melekler almışlar şölenden payı. Sarmışlar Kabe'de bütün içtimayı. Kalem, kalem, kalem anlatamaz. Kalem anlatamaz bu içtimayı. Aciz bir kul olursun Beytullah'ta sen. Bir gün en üst kata çıktım. Şöyle bir temaşa edeyim dedim. Allah sizi inandırsın. Yemin ederim biraz sonra gözlerim doldu ve dondu kaldı. Dönenler acaba melek mi diye. Aynı raks, aynı etraf, aynı kıvam, bambaşka bir hal. Orada dönenler İnşallah günahlardan arınıp Rahman'ın sırrına erenler ve behimi duygulardan uzaklaşıp Rahman'ı duygularla dolanlar olsun inşallah. Kaç yerden açılmış gökte kapılar. Kardeşler, 8 cennetin dünyaya açıldığı kapının 8 tanesi de Kabe ve etrafındadır ha. Altın oluğun altında, Hacerul Esved'in altında, Mültezem'in altında, Zemzem'in altında, Safa'nın altında, Merve'nin altında, Hicri İsmail'in altında, cennetin dünyaya açıldığı kapılar. Kaç yerden açılmış gökte cennetlik kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele görürsün Beytullah'ta sen, cennete köşk tapusu alanlar görürsün Beytullah'ta sen, vadesi dolmayan tapular görürsün Mültezem'de sen, günahlarını affettirerek gözlerinden yaşlar akıtıp, günahlarını sildirip, berata erenlerin beratını alanları görürsün Beytullah'ta sen. Çünkü artık son nokta Arafat. Son nokta. Başka nereye gitsin ki kullar? Allah hepinize Arafat'ı nasip eylesin. Allah hepinize Kabe'yi nasip eylesin. Allah hepinize Zemzem'i nasip eylesin. Allah hepinize Mültezem'i nasip eylesin. Çoluk çocuğunuza, yavrularınıza, ümmeti Muhammed'e. Allah şahittir. Her dönem dua ettim. Allah şahidimdir. Sizlerden Allah rızası için, Allah rızası için. Beytullah'a şube yapıyor olduğumuz noktada, yapıyor olduğumuz külliyemize Allah için. Bakın şu anda sevgili yönetmenimin gösterdiği şu binalar yok. Buraları sizin gönderdiğiniz paralarla satın aldık. İnşallah yakın bir zamanda yeni görüntülerimizle karşınıza çıkacağız. Allah helalinden bol rızık ihsan eylesin de yaptığınız yardımlar,
Yapacağınız yardımlar sayesinde cömertlerin grubuna dahil olup Hazreti Ebubekir ile birlikte olmayı Allah cümlenize nasip eylesin. Allah razı olsun sevgili İhsan Hocam. Bugün yeni şeylerimizi, yeni yaptığımız şeyleri gösterelim. Yeni yaptığımız binalarımızı yönetmenim gösterebilirse gösterir. Tabii biz o binamızı camimizin yardımın yanına. 7 katlı cami yararına 7 katlı bir binamızın 4 dairesini aldık. Son 3 daire işte bakın, bak yönetmenim evet, Allah razı olsun. Burayı bir anlatın. Tabii şu an onun üst tamamı bitti. Betonarme bitti. Tuğlaları da bitmek üzere. İnşallah camimizin önündeki binada bulunan 3 tane dairesi olan bir kardeşimizle anlaşmak kaydıyla onları bu binamızı alacağız. Yani onların dairesini aldıktan sonra cami inşaatımıza başlayacağız. İnşallah. İhsan Hocam. Burayı caminin yararına mı yapıyoruz? Cami yararına zaten orada yazılar var. O binanın etrafındaki panolarda yazılarımız var. Cami yararına yapılmaktadır diye. Yönetmenim biraz yaklaştırabilirse görme şansımız olacak o yazıları ama zaman zaman görür. Evet. Bu bina cami inşaatı tarafından yapılmaktadır diye. Allah razı olsun yönetmenim. Size de bu hayırlar yetecektir. Ona inanıyorum inşallah. Böyle hayırlı işlerde, hayırlı yerlerde görev yapıyorsunuz. Allah sizlerden de razı olsun. Sevgili İhsan Hocam yine tabii çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Yani bu çalışmayı durdurma şansımız da yok. Burada bu değerli izleyicilerimiz, muhterem izleyicilerimiz, hayır seven kardeşlerimiz bu Tevbe Suresi 20. ayette yazdığı gibi Allah'ın evlerini Allah'ı sevenler yapar ayetine istinaden şu görmüş olduğunuz haritadaki camimizin yeri görülüyor. 350 metrekare üzerinde 250 metrekare bir cami. Yanındaki kare 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 olan arsalarda 5'er 7'şer katlı binalar alınıp yıkıldı ve Diyanet Vakfımıza da devredildi. Cemaatimizin durumu malum. Yönetmenim bu görüntüleri bayağıdır göstermemiş İhsan Hocam. Sizin bereketinizden gösteriyor. Cemaatimiz kapılarda namaz kılıyor. Yağmurda, karda, kışta, çamurda her şekilde. Şu an şu görülen ekrandaki fotoğraf karda namaz kılınma hali. Biraz daha yakından yönetmenim gösterirse o ayakkabıları koydukları yer karın üzeri. Burada Mustafa kardeşimiz de biz de namaz kıldık yani burada kılalım dedik. Biz de kılmış olduk. Değerli izleyicilerimiz, işte biz bu vesileyle bu gençlerimizi özellikle çocuklarımızı yetiştirmek için gençlik yaşlarında bunları camiyi sevdirmek, dini sevdirmek, imanı sevdirmek için, Kur'an'ı sevdirmek için bu çalışmaları sürdürüyoruz. Ben de isterdim ki biraz önce Bekir Hocam'ın okuduğu gibi Kur'an-ı Kerim okumak. İhsan Hocam'ın yaptığı gibi böyle güzel sohbet etmek ama yok, yapamıyoruz. Çocukken bu eğitimi almak lazım. Çocukken, çocukluktan bu çalışmalara başlamak lazım. İhsan Hocam'ın, Bekir Hocam'ın yetiştirdiği yüzlerce talebe var. Zaman zaman bu kardeşlerimizi buraya getiriyoruz. Burada Kur'an-ı Kerim okuyorlar bizlere. Pırlanta gibi gençler. Ülkemizin her köşesinden, her bölgesinden. Bizde bölge ayrımı yok. Orası, burası, sağı, solu yok. Bütün gençlerimiz bu ülkemizde yaşayan veya dışarıda da olan tüm Müslüman kardeşlerimiz bu camilerimizin birer sahibidir. Ve bunlardan gelen yardımlarla bu gayretleri sürdürmeye devam ediyoruz inşallah. Yine telefon numaralarımız ekranlarınızın altına yazılı 0212 224 84 44 nolu telefondan canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. 0532 336 2780 nolu telefonla 24 saat bizleri arayıp İhsan Hocam'la veya bizlere ulaşabilirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Yapmış olduğunuz, yapacak olduğunuz yardımları, yardımların en güzeliyle kabul eylesin. Evet sevgili İhsan Hocam. Evet kardeşler, biz gerçekten sizlere güvenerek, samimi söylüyorum, bu taşın altına elimizi soktuk. Bu taşın altına elimizi değil gövdemizi soktuk. Gerçekten. Çünkü yapılan eser
Gayet güzel bir eser. Bir de şöyle bir şey. Takdir edersiniz ki bir boş arsaya cami dikmek biraz daha kolaydır. Biz önce cami yapabilmek için etrafı açma adına etraftaki binaları satın alıyoruz. Binalar da beheri 7-8 kat, 9 kat. Eğer 7-8 katlı binalar. 7-8 katlı. Evet, evet. Katlı. Ama bir de düşünün ki 4 daire üzere, 3 daire üzere 8 kat. 3-8'in 24, 24 tane daire alacaksın. Doğru anlatabiliyor muyum acaba? Altında dükkan var, onları satın alacaksın. O insanları mağdur etmeden, mahzun etmeden, kederletmeden, üzmeden, muhabbetle gönüllerini ikna ederek. Çünkü zoraki hiçbir şey yapamayız. Bugüne kadar aldıklarımızı tamamen sevgiye, saygıya, muhabbete, dini, mubini, İslam'a uygun olarak aldık. Allah o kardeşlerimizin hepsinden ebediyen razı olsun. Gerçekten samimi söylüyorum. Efendim, bu vesileyle sizlerden yardım istiyoruz. Gerçekten Allah için, hali vakti yerinde olanlar, az çok demeden Allah için sizlerden yardım istiyoruz. Gerçekten. Çünkü siz olmasanız biz burayı yapamayız. İnanın, camilerin kapılarında istemek bizi de üzüyor. Bir de öyle çok fazla yardım çıkmıyor gerçekten. Ama ülkemin, güzel ülkemin güzel insanları, hatta güzel ülkemden yurt dışındaki insanlar, Almanya'sından, Avusturya'sından, Fransa'sından, İtalya, Belçika, Kanada, Danimarka'sından, nereden olursa olsun, Rusya'sından, bütün ülkelerden, bizi dinliyor olan kardeşlerimden Allah'ın evine Allah rızası için sizlerden yardım istiyoruz. Kardeşler, Allah isterse evlerini kendi yapar ama Allah'ın muradı kullarım yapsın da sevap kazansın. Kabirde, mahşere, mizana sizinle beraber gelecek güzellikler için size yalvarıyoruz. Samimi söylüyorum, Rabbim, Allah'ım biliyor gerçekten. Ara ara bazı teklifler geliyor. Mesela bir şirket dedi ki hocam gel seni Türkiye'ye göndermeyelim. Türkiye'den gelen hacı ve umrecileri havaalanından aldırtalım. Sen sadece burada Arafat'ı Arafat'ta, Mina'yı Mina'da, Muzdelife'yi Muzdelife'de, Safa'yı Safa'da, Merve'yi Merve'de anlat onlara. Sohbet ede. Ekonomik anlamda da ciddi teklifler yaptılar ama bizim verilmiş bir sözümüz var. Bu camiyi, bu külliyeyi, bu eseri milletimize, ümmeti Muhammed'e yapacak hizmetine sunacağız inşallah. Çünkü kabre gittikten sonra bile şöyle desinler. Ya Rabbi, bu caminin yapılmasına emeği geçenler dediği an bizim de kabrimize oluktan aşağıya sevap şerbetleri aksın inşallah. Bu vesileyle sizlerden Allah rızası için yardım bekliyoruz. Çünkü yapıyor olduğumuz külliye, Beytullah'ın şubesi, yapıyor olduğumuz yer, gençlerin rahatlıkla gelip sohbet yapabilecekleri, günlerini geçirebilecekleri, kitap okuyabilecekleri yer yapacağız. Siyerleri, tefsir, kelam, fıkıh, akaid yerleri olacak. Bekir hocamla beraber eğitim noktasında o insanlarla beraber hemhal olacak. Hanımların kendilerine ait yerleri olacak. Günü birlik değil, ay, yıl olarak gelip oturacakları yerleri olacak. İnsanlar huzur içerisinde, engelli kardeşlerimiz bile engelsizce gelip rahatlıkla içeri girebilecekleri yerleri olacak. Dışarıda değil, hepsi caminin içerisinde güzel bir ortamda. Dini, mübini, İslam'ı hijyenik bir ortamda insanların hizmetine sunma adına sizlerden yardım istiyoruz. Gerçekten. Bugüne kadar yaptığınız yardımlar her türlü takdirin üzerindedir. Çünkü siz olmasaydınız biz o denli ağır taşın altına elimizi sokamazdık. İstanbul İl Müftü Muavini hocama buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Abdurrahman Binbir hocamıza. Geldi yerimizi baktı. Hatta Bahçeli Evler Kaymakamı'nın bir ifadesi var. İhsan hocam dedi ya, gerçekten bu binaları alacak mısınız dedi ya. Bu ne büyük bir cesaret, tebrik ediyorum dedi. Buradan Bahçeli Evler Kaymakamı'ma, İstanbul İl Müftülüğü'ne, İl Müftü Muavini hocama, Bahçeli Evler
ilçe müftümüze, Bahçeli Evler Belediye Başkanımıza kucak dolusu selamlar, saygılar, hürmetler sunuyoruz. Çünkü gerçekten samimi söylüyorum, bize yardımcı oluyorlar. Bir hatıra anlatayım. Anadolu'dan adamın bir tanesi geldi. Televizyonda bizi izledi. Yardım için İstanbul'a geldi. Ama camimizin ismini bilmiyor. Nereye gidiyorsa şunu diyor. Ya televizyonlarda camiye yardım diye efendim yardım istenen bir cami var. O ilçeye gitti, bu ilçeye gitti. En sonunda Bahçeli Evler olduğunu öğrendi. Bahçeli Evlere geldi ama hangi cami? Zavallı, imanı sağlam, saf, temiz vatandaşımız dedi ki ben en iyisi müftülüğe bir gideyim. Gitti müftülüğe dedi ki ya şu caminin etrafını açmak için daireler, binalar satın alan camiye yardım etmek istiyorum. Müftülük hemen bir arabaya koydu onu doğru bizim camimize. Ne demek istediğimi anlatabildim mi acaba? Bazen bazı kardeşlerimiz geliyor, arıyorlar yardım yapmak için. Geliyorlar camiye, camiye gelirken yapacak olduğu yardımı, camiye geldiğinde gördüğü manzara karşısında yardımını ikiye üçe katlıyor. Ya bunları nasıl aldınız diyor. Samimi söylüyorum size, gelin etraflardaysanız, illerde veya İstanbul'un ilçelerinde, gelin sizin eserinizi siz kendi gözlerinizle görün. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah helalinden bol rızık ihsan eylesin. Allah yaptıklarınızın karşılığında kabrınızı nur, makamınızı cennet eylesin. İhsan Hocam, Allah razı olsun. Sizler her zaman izleyicilerimize dua yaptınız ama izleyicilerimiz ekranda bazılarını görebildi, bazılarını göremedi. Bizlerden dua bekleyen kardeşlerimiz var. Geçim sıkıntısı olup dua bekleyen kardeşlerimiz var. Aile sorunları olup dua bekleyen kardeşlerimiz var. Evlatları iyi olması için, işte sağlıklı olması için dua bekleyen kardeşlerimiz var. Hastaları olanlara dua bekleyen kardeşlerimiz var. Evlenmek isteyenler, hayırlı eş, işi olmayanlara hayırlı iş bekleyen kardeşlerimiz var. Ölmüşlere sağlık, sıhhat, rahmet. Geride kalanlara afiyetler diliyoruz. Ölmüşleri için dua bekleyen kardeşlerimiz var. Muhterem kardeşlerim, İhsan Hocam da dua yönünde bu ekranlarda sizlere borçlu kaldı. Onun için 10 dakikalık süremiz var sevgili İhsan Hocam. Hep birlikte amin diyelim isterseniz. Başka sizin son söyleyecekleriniz varsa söyleyip ondan sonra amin diyelim inşallah. Buyurun. Biz 7 gün 24 saat sizlerden gelebilecek olan telefonlarla emrinizde amadeyiz. Allah için yardımlarınızı bekliyoruz. Ne zaman isterseniz bizi arayın. Başkanımız ve dernek yetkililerimiz size dönecektir. Bu vesileyle gelecek haftaya kadar Kaçkar TV ekranlarından Allah'a emanet olun diyorum. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واحدينا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة الختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعف عنا يا كريم وعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وحلالا طيبا وأولادا صالحا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت والراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ربي سنعفو seversin cümlemizi affeyle ya Rabbi ya Rabbi sen affı seversin analarımızı babalarımızı ölülerimizi affeyle ya Rabbi ya Rabbi sen affı seversin ümmeti Muhammed'i affeyle ya Rabbi
Ya Rabbi sen affı seversin, dini mubini İslam'a hadim olanları affeyle ya Rabbi. Af senin şanındandır, cümlemizi affeyle ya Rabbi. Bize bizim küçüklük ve cürmümüze göre değil, senin büyüklük ve azametine göre rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, üzerimize emanet tevdi edilen hatimler, tekbirler, tehliller, zikirler, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecr-i sevaptan evvela nur-u Muhammed'imizi haberdar eyle ya Rabbi. Şefaatlerini bekliyoruz, hissedar eyle ya Rabbi. Bütün peygamberan-ı izam ve rüsül-i kiram efendilerimizin ruhlarına, sahabilerin, salihlerin, dini İslam'a hizmet ederek ölenlerin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, ulema-i amilin, sülahe-i salihin, ağniya-i şakirin ve bil cümle hamele-i Kur'an'ın da ruhlarına hediye gönderiyoruz, kabul eyle ya Rabbi. Kendi aciz, zelil ruhlarımıza da hediye gönderiyoruz, kabul eyle ya Rabbi. Ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimizin ölülerinin kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Analarımızı, babalarımızı, ölülerimizi, geçmişlerimizi affeyle ya Rabbi. Üzerimize kul hakkı geçenleri, bizlerden hayır dua bekleyenleri her türlü azabından muaf eyle ya Rabbi. Rızanı bizlere lütfeyle ya Rabbi. Tevfikini bize yar eyle ya Rabbi. Dünya ve ahirette bizi bahtiyar eyle ya Rabbi. Yavrularımızı hayırlı eyle ya Rabbi. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızı Kur'an'la payidar eyle ya Rabbi. Askerlerimizi, polislerimizi koru ya Rabbi. Vatan, millet için mesai sarf eden, zamanını harcayan, ömrünü bu minval üzere harcayan kardeşlerimizi koru ya Rabbi. Dahili ve harici bedbahtlara fırsat verme ya Rabbi. Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek isteyen bedbahtlara fırsat verme ya Rabbi. Kardeşliğimizi kaim eyle ya Rabbi. Cümlemizi rızana nail eyle ya Rabbi. Hasta kullarına eczane-i kutsiyenden acil şifa ihsan eyle ya Rabbi. Dertlilere deva lütfeyle ya Rabbi. Borçlulara helalından edalar nasip eyle ya Rabbi. İki cihan saadeti bize lütfeyle ya Rabbi. Evladından yana sıkıntısı olanları hallü asan eyle ya Rabbi. Evlerinde huzur olmayanlara huzur ihsan eyle ya Rabbi. Evlenmeyi bekleyen damat adayı genç yavrularımıza Hazreti Fatma misali imanlı gelinler, kızlar nasip eyle ya Rabbi. Evlenmeyi bekleyen kızlarımıza, yavrularımıza Hazreti Ali misali imanlı damatlar nasip eyle ya Rabbi. Aile saadetinden mahzun olanlara aile saadeti lütfeyle ya Rabbi. Muhammedül Emin'le Hazreti Hatice'tül Kübra'ya verdiğin mutluluğu lütfeyle ya Rabbi. Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'ya verdiğin salih evlatları ihsan eyle ya Rabbi. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya verdiğin uzun ömrü lütfeyle ya Rabbi. Hazreti İbrahim'e verdiğin bolluk ve bereketi bahşeyle ya Rabbi. Ekonomik sıkıntılar içerisinde boğuşan kardeşlerimize ekonomik hürriyetler lütfeyle ya Rabbi. Ülkemizi kazalardan, belalardan, musibetlerden, zelzelelerden, afetlerden, darbelerden, ihanetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi dini mubini İslam'a daim ve kaim eyle ya Rabbi. Her şeyin hesabı sorulurken ömrünü, paranı, malını, mülkünü, sağlığını, sıhhatını ne ile, nasıl, nerede harcadın denilirken cümle ehli imanımıza, ana babalarımıza, affına muhtaç olanlara adaletinle değil merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Gözlerimiz pedelenip icra emri geldiği zaman gözlerimizi Cennet-i Ala Cemali Mustafa'ya hayran. Sağımızda Hazreti Kur'an, göğsümüzde şerefli iman, dilimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü olduğu halde çene kapamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Geçmişte işlediğimiz suç, hata, günah ve kusurların affına vesile olması üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ölülerinizin, ölülerimizin, geçmişlerinizin, geçmişlerimizin, üzerimize kul hakkı geçenlerin, bizlerden hayır dua bekleyenlerin ruhlarına hediye olması üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah.
illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya Rabbi, bu kelimeyi şehadetle çene kapamayı nasip eyle. Bu kelimeyi şehadetle imanla huzuruna gelmeyi nasip eyle. Kabirdeki suallere bu kelimeyi şehadetle cevap vermeyi nasip eyle. Kabirden kaldırılacağımız esnada bu kelimeyi şehadetle kalkmayı nasip eyle. Sıratı bu kelimeyi şehadetle geçmeyi nasip eyle. Habibi edibine bu kelimeyi şehadetle komşu olmayı nasip eyle. Cehennemine haram, cennetine nasip eyle. Habibi edibine yar ve civar eyle. Helalından bol rızık ihsan eyle. Yoluna harcamayı nasip eyle. Bize Hazreti Ebu Bekir'in cömertliğini nasip eyle ya Rabbi. Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti Osman'ın hayasını, Hazreti Ali'nin ilmini, Hazreti Hamza'nın şehadet ruhunu bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin ve Ya Erhamer Rahimin. İbadetlerimize bol bol sevap, kabirde bizlere güzel güzel cevaplar ihsan eyle ya Rabbi. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna bi hurmetil fatiha. Allah razı olsun sevgili İhsan Hocam. 40 gün yoktunuz ama 40 günü bu duayla affettiniz izleyicilerimize. Çünkü izleyicilerimiz sizlerden bu güzel duanızı sürekli bekliyoruz. Siz yapıyorsunuz zaten, biz onu biliyoruz da. İnşallah. İzleyicilerimizin gözleri önünde olması, onlar daha canlı olarak sizi görmeleri, sen daha çok mutlu oluyor. Bu bize gelen telefonlardan, bizler isteklerinden anlıyoruz bunları. İnşallah. İzleyicilerimizden. Muhterem kardeşlerim, artık umrede olmadığına göre bu arada bir iki ay İhsan Hocam beraberiz. Kesintisiz çarşamba akşamları yine bu saatte Kaçkar TV ekranlarında, yine başka bir kanalda, yine camimizle ilgili ve bu güzel sohbetleriyle ilgili program yapıyor. İhsan Hocam'ın güzel sohbetlerinizi dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Biz dinledikçe çünkü tat alıyoruz, zevk alıyoruz. Allah razı olsun kendilerinden. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.